Sevgili izleyiciler, haftanın ilk gününde yıldızlar ve çekimi sahibini buldu. Biz yarın yine aynı saatte burada sizlerle birlikte olacağız. Yarın görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın. Yani neyle savaştığımı bile bilmiyorum aslında. Çünkü sanki bana şey gibi bir kalıp veriliyor ve o kalıpta olmak zorundaymışım gibi, ama ben o kalıpta olamam yani. Herkesin evet düşüncesi var, herkesin görüşü çok aşırı geniş olabilir, ama benim düşüncelerim evet geniş değildir. Benim düşüncelerim böyledir, ben bu şekilde bakıyorum. Ben hep bu şekilde bakmışımdır. Ama kendi düşünceni herkese kabul ettiremezsin ki. Bu her yerde böyle. Zaten kabul ettirmeye çalışmıyorum, ama en azından benim düşüncelerime saygı duyabilirler. Evet, buraya katıldım. Kıyafet konusunda da kendimi geliştirmek istedim. Senin gururun mu kırıldı bugün? Ya çok incinmişsin. Ya yorulmuş olabilirim ya. Üst üste sürekli aynı şeyler konuşuluyor çünkü. Ve yani artık konuşmak istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Gördüğünüz gibi yani yarışma çok zor geçiyor. Artık kim gider onu düşünüyoruz. Maria ilk defa böyle oldu. Aslında çok güçlü bir kız normalde, ama ben duygularını ifade etmenden yanayım aslında Maria. Yani eve gittiğim zaman artık anneme dedim ki yani ben uğraşmayacağım yani gerçekten. Çünkü evet tarz konusunda da kendim belki geliştirebilirdim. Ama artık bıktım ve bugün çıkarken annem bana kızdı, hani baksaydın keşke ne koydun hani şeyin içine. Bakmadan koydum dedim, artık beni hiç umursamıyorum. Ama verecek olduğun en güzel cevap hani yıldız alarak ilerlemek olmaz mı? Hani galaya daha iyi hazırlansan. Yani bu onlara vereceğin en güzel cevap. Yani istemiyorum, bu ortamda bulunmak istemiyorum. Çünkü bu ne bu insanlar değişecektir. Bu insanların da bir çizgileri var. Çünkü onlar bu şekilde yaşamışlar. Ne ben değişebilirim. Ben çünkü devam ederim. Bu beni rahatsız eder ve daha da kötüsü olabilir. Gitmek mi istiyorsun? Gitmek istemiyordum, ama bu kadar çok üst üste çünkü kaybetmeyi sevmiyorum. Tabii ki rekabeti seviyorum. Ama pes edersen kaybetmiş olacaksın. Bir yandan da benim için temiz şeyler olmalı. O temiz şeyleri görmediğim zamanlarda benim psikolojim gerçekten bozuluyor ve ben o ortamda bulunamıyorum. İnsan önce bir kendine bakması gerekiyor. Bana neden bunu yapıyorlar? Beni neden sevmiyorlar? Ya da bana neden böyle davranıyorlar? Hani biz değil, sadece yarışmacı arkadaşlar demesin. Burada makyajlar bile ona makyaj yapmak istemedi. İkinci çıkacakken dokuzuncu çıktı. Hani böyle bir örnek verebilirim. Hiçbir zamanda benim kimseyle aram bozuk değil. Sen Maria'nın davranışlarını doğru bulmuyorsun anladığım kadarıyla. Biraz Nur Hanım'ın dediği gibi biraz tribünler oynamak var. Duruş diyor, sürekli duruş. Onun duruşu bu zaten. Başından şöyle neyse bir şey demeyeyim. Bir şey söyle ama yani. Derler ya, şöyle bir söz vardır büyüklerimizde, hani balık baştan kokar hani. İnsan duruşunu zaten başından belli eder. Ve sürekli bir tartışmanın, sürekli bir polemiğin içinde Maria. Sürekli ama. En başından beridir bu şekilde diyorsun. Ben neden değilim ya da Gülay neden değil. Hani ara sıra oluyor. Benim bir kez oldu bir tartışmam. O da Maria ile oldu. Yine bir haksızlığa, saygısızlığa gelemedim. O yüzden söyleyeceğim şeyi söyledim ve çekildim. Ama Maria her gün bir olay, her gün bir entrikanın, her gün bir polemiğin içinde. Demek ki dönüp bakacaksın. Yani bende bir şey var demek ki diyeceksin. Böyle bir tavır alıyor herkes bana. Böyle bir şey yapıyor. Hani sürekli bir laf sokuyor. Sürekli bir konuşuyor. Sürekli bir... Nazlı sen... Başkaları herkes farklı, ben farklıyım moduna sokuyor. Herkes farklı burada. Sadece o farklı değil.